İskilipli Atıf Hoca medrese eğitiminin ardından Darülfun'dan yani üniversiteden mezun olarak Fatih Müderrisliğine profesörler kadar yükselen alim, mütefekkir, vatansever bir ilim ve aksiyon adamıdır. İskilipli Atıf Hoca, Osmanlı'nın son dönemlerinde yaygınlaşan Batı hayranlığı ve yozlaşmaya karşı dikkat çekmek için 1924 yılında Frenk Mukallitliği ve Şapka, Batı Taklitçiliği ve Şapka isimli bir kitap yazıyor. Ve burası çok önemli. Zamanın Milli Eğitim Bakanlığı da bu kitabı yayımlıyor. Kitabın yayım tarihinden tam 1,5 yıl sonra 1 Kasım 1925 yılında çıkarılan Şapka Kanunu'na muhalefetten Atıf Hoca'ya yazdığı bu kitap nedeniyle dava açılıyor. Mahkemenin savcısı İskilipli Atıf Hoca'nın 3 yıl hapsini istiyor ki savcılar her zaman hakimlerin verebileceği cezanın en üst sınırını isterler. Ancak İskilipli Atıf Hoca rejim muhaliflerini tasfiye etmek amacıyla talimatla kurulan idam mangaları İstiklal Mahşemelerinin verdiği karar neticesinde haksız ve hukuksuz bir şekilde 4 Şubat 1926 yılında Ulus'taki 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin avlusunda Baba Eski Müftüsü Alırıza Efendi ile birlikte zulmen idam ediliyor. 2023 yıllarında Osmanlı Devleti başkenti Payitaat İstanbul İngiliz işgalindedir. Evi basılan Harbiye Nazırı devrin Savunma Bakanı Cemal Süreyya Paşa Malta'ya sürülür. Meclisi Mebusan devlet daireleri ve asayiş karakolları basılır. Şeyhülislam Dürrizade Abdullah'a İngiliz sürgüsü altında yazdırılan Kuvayi Milliye aleyhindeki fetvaya müderris, bugünkü karşılığı profesör olan İskilipli Muhammed Atıf ve arkadaşları şiddetle karşı çıkarlar. Merhum Atıf Hoca şunu diyecektir: İşgal altındaki bir memlekette İngilizlerin tazdikiyle yayınlanan fetvalar muhalleldir, geçersizdir. Anadolu'da düşmana karşılık koyanlar asi değildir. Fisebilillah, Allah yolunda giden mücahitlerdir. Bu fetvalar da geri alınmalıdır diyerek itiraz eder ve Kuvayi Milliye aleyhine kaleme alınan beyannameye imza atmaz. Dolayısıyla İskilipli Atıf Hoca iddia edildiği gibi bir hain değil, bir Kuvayi Milliyeci kahramandır. Dava adamıdır, vatanseverdir, aksiyon adamıdır. Atıf Hoca'nın İngiliz işbirlikçisi bir vatan haini olduğu yaftası, safsatası, Atıf Hoca'yı idam edebilmek için uydurulan koskoca bir yalandır, apaçık bir iftiradır. Atıf Hoca'ya yapılan suçlamaların gerçekle uzaktan yakından alakası olmadığı, şu an çatısı altında bulunduğumuz ve açılan resmi meclis arşivlerinde de ortaya çıkmıştır. Ve artık bilmek isteyen herkesin öğrenebileceği hakikatler ortadadır. Bilmek, görmek istemeyenler ise ümitsiz vakadır. Ne yazık ki yapılacak hiçbir şey yoktur. İşte bu tarihi hakikatler ışığında son devrin dün mazlumlarından İskilipli Atıf Efendi'yi aziz milletimizle birlikte kabrinde ziyaret ediyor, dua ediyor, rahmetle yad ediyor. Bu vesileyle de onu anmaya, anlamaya, anlatmaya da devam edeceğiz.